Şimdi sıcak gelişmeyle başlamıştık. Az önceki dilime de, önceki saatimize de aktardık. Bu saate de öyle başlayalım. İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı ön iniş takımı açılmayınca bir anda uçak kendi gövdesi üzerine iniş yaptı. Neyse ki korkulan olmadı, ölü ve yaralı yok. Pistte hemen uçuşa kapandı. Havalimanındaki son durum ne? Son bilgileri, son notları arkadaşımız Emrah Çakmak'tan deneyeceğiz. Emrah. Göksu sabah saatlerinde saatler 7.55'i gösterdiğinde özellikle Amerikan Posta şirketine ait olduğunu belirtelim. Bu kargo uçağının Boeing 767 tipi kargo uçağı Paris'ten havalandıktan sonra İstanbul Havalimanı'na doğru geldiği dakikalarda işte şu anda ekrana da yansıyan bu görüntüde iniş takımları açılmadı ve gövdesiyle birlikte piste iniş gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde bu haberi aldı ve sıcak gelişmeyi aktarmaya devam edelim. Detaylarına dair de bilgi paylaşalım. Tabii ilk andan itibaren bir kez daha gelişini görüyoruz ve iniş takımları, ön takımı açılmadı ve direkt uçağın burnu pistte bir araya geldi. Gelir gelmez bölgeye hemen İstanbul Havalimanı'nın içerisinde bulunan acil müdahale araçları geldi. Olası bir yangın çıkma ihtimaline karşı hızlıca müdahale gerçekleştirildi. Tabii İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen bu kaza sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı. Bu açıklamada havalimanına iniş yapan uçağa havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele servisi anında müdahale etmiş ve pist notamlandırılmıştır. Yani pistte hemen hızlıca bir geçici kapama söz konusu oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ve ön takımlarda ön iniş takımı kapalı vaziyette pistte iniş yaptı ve pist içerisinde kısa bir mesafe sürüklendikten sonra durdu. Ve bakın bir kez daha o görüntüyü izleyicilerimiz için aktaralım. İnişi gerçekleştirdi, ön takımı açılmadı ve burnunu piste değdirdi ve birkaç metre ilerledikten sonra bakın biraz da kıvılcımlar çıkmaya başlamıştı ki hemen hızlıca havalimanı ekipleri tarafından müdahale gerçekleştirildi. Saatler 8.17'de aslında uçağın Paris'ten havalandıktan sonra İstanbul Havalimanı'na geldiği dakikalarda bir kargo uçağı içerisinde kargo vardı ve burada o kargoyu bırakacaktı ve inişini gerçekleştirdiği dakikalarda özellikle İstanbul Havalimanı'na geldiği anda havada zaten halihazırda iniş gerçekleştirmeden önce ön takım ve arka takımlar açılıp inişi gerçekleştirecek olan uçakta arka takımlar açıldı. Ancak ön iniş gerçekleştirecek takım o tekerlekler açılmadığı için böylesine bir iniş gerçekleştirildi. Bu kazada herhangi bir yaralanma veya da hayatını kaybeden söz konusu değil. Tekrar edelim, Boeing 763 tipi hava aracı pilotun ifadesine göre 7.55'te hidrolik arızası nedeniyle bunu muhtemelen havada tespit ediyor. Ön iniş takımının açılmadığı bilgisi İstanbul Havalimanı ünitesine bildirildi ve uçak saatler 08.17'yi gösterdiğinde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yaptı ve pist içerisinde kaldı. Herhangi bir pist dışına çıkma veyahut da daha fazla sürüklenme durumu söz konusu olmadı. İner inmez bakın hemen İstanbul Havalimanı'nın acil müdahale araçları, itfaiye araçları olası bir yangına karşı su püskürtmeye, köpüklü su püskürtmeye başladı. 1, 2, 3, 4 tane aracın bu alanda bakın inişi gerçekleştiriyor. Arka takımları açık ve ön tarafını piste indirmek zorunda kalıyor. Sürükleniyor ve belirli bir noktaya geldiği dakikalarda duruyor ve durduğu anda zaten havalimanı uçağın geleceğini biliyor. Çünkü pilot havada ön iniş takımlarının hidrolik arızası nedeniyle açılmadığını aktardıktan sonra aynı anda bakın içeriye şu anda havalimanında 16R pistine hızlıca ekipler sevk ediliyor ve gelir gelmez su ve köpüklü su püskürtmeye başlıyorlar. Çünkü sürüklenmeyle birlikte arada
yangın çıkma ihtimali de vardı ve böylesine bir olayla karşı karşıya kaldı İstanbul Havalimanı. İki pilot tahliye edildi. Pist geçici süreliğine 16 ve pisti kapatıldı ki şu dakikalarda hali hazırda o uçağın o bölgeden kaldırılma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bu uçak bir kargo uçağı ve sabah saatlerinde Paris'ten havalandı. İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştireceği sıralarda saatler 7.55'i gösterdiğinde pilotlardan biri İstanbul Havalimanı ile temasa geçti. Hidrolik arızası yaşıyoruz. Ön takımlarımız açılmıyor. İniş gerçekleştireceğiz. Bu anlamda güvenlik önlemlerini almalarını istedi ve güvenlik önlemleri alındı. O pist ve civarındaki pistlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye etrafı da güvenlik kontrolüne alındı ve hızlıca bölgeye ekipler sevk edildi. İki pilot tahliye edildi. Havalimanında aslında faciadan dönüldü diyebiliriz. Çünkü böylesine bir inişin gerçekleştirildiği alanda geride bıraktığımız yıllarda bazı uçaklar özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yaşanmıştı ve diğer havalimanlarında inişin gerçekleştirileceği evet. anda bazı anlarda hidrolik arızası gerçekleştiği için ön takımlar açılmıyor ve dolayısıyla uçak sürüklenerek pistin dışarısına da çıkabiliyordu. Ama İstanbul Havalimanı'nda bu durum yaşanmadı. Pistin evet. başlangıcında ve ortasında sürüklenerek durdu. Ölen ya da yaralanan yok. İki pilot tahliye edildi. Bir faciadan dönülmüş oldu.